kapıyı göster. Ya Aydos kalkar mısın? Ya Piyoli Kati kalk şuradan ya. Ya oğlum aklımda. Ya Aydos kalksa geri gelmez. Ya ben uğraşmayacağım sen. Hiç işlerle uğraşacağım ben. Efendim buyursunlar buyursunlar. Şöyle buyurun, hoş geldiniz. Ateş Bey hemen geliyor, beklerken ne ikram edelim size? Bir şey almayayım, teşekkürler. Peki efendim. Namık Bey. Merhabalar. Merhaba Ateş Bey. Evet, neyi imzalıyorum? Hemen getireyim. Hemen bu işi çözelim artık. Şöyle. Bu? Gel. Harika. Hayırlı olsun. Bundan sonra üç kardeşinizin vasiliği ve şirketin yönetimi resmen size geçmiş oldu. Ne güzel. O zaman madem bu işi de tamamladık, size vermiş olduğum bir kararı açıklamak istiyorum. Bu evden taşınıyoruz. Ne? Anlayamadım Ateş Bey. Yalnız Ateş Bey bu mümkün değil. Neden? Bunlar Vahit Bey'in belirlediği kurallar. Yardımcı olayım. Vahit Bey'in şartlarından ilki birlikte bu evde yaşamamız. İnceleyebilirsiniz. Lütfen. Kural yanlış. Madde bir. Çiftlikte birlikte yaşanacak. Madde iki. Her akşam yemeği birlikte yenilecek. Madde üç. Ilgaz giremediği konser vesaire etkinlikleri ateşle bir... Bu tam olarak nedir? Baba yasası gibi bir şey herhalde. Ortanca haklı. Yani anayasa gibi bir şey yani. Bunu bana imza atmadan önce vermeniz gerekmiyor muydu? Şartlar bunlar Ateş Bey. Vasiyeti imza aldığınızda bu şartları kabul etmiş oldunuz. Güzel. Ben anlamadım. Bunları nasıl kanıtlayacaksınız? Hepsi fotoğraflarla bana iletilecek. Çok iyi gerçekten. Çok iyi. Okey. Tamam. Tamam Mahit. Oyun oynamak istiyorsan oyun oynarız. Tamam. Başka? Herhangi bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Eğer zor geldiyse hala vazgeçebilirsin. Öyle mi? Ekrem. Bir dakika, çabucak bir şey soracağım. Tanıdığın bir iç mimar var mı? Var canım, niye? Harika, çünkü yarın derhal çiftliğe gelsin lütfen. Yani çiftlikte güzel bir renovasyon yapacağız. Her şeyi değiştiriyorum, avizelerden tut, her şey. Tamam canım, yolluyorum. Harika, sağ ol. Bay. Evet, halloldu. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hı? Buradaki hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bunlar bizim eşyalarımız. Öyle mi? Hani bu küçük kitapçık var ya, öyle bir şey yazmıyor. O yüzden sorun yok. Yapabilirim. Sorun var. Bu eşyalarda benim annemin kokusu var. Babamın anıları var. Hiçbir şey değiştirmene izin vermeyeceğim. Ilgaz! Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. İçeriye kadar geliyor sesiniz. Sen onu Ateş'e sor. Evimizdeki her şeyi atacakmış. Ateş Bey, acaba diyorum bir daha mı düşünseniz? Bir daha düşünmeme gerek yok çünkü kararımı verdim İlter, tamam mı? Sen de bu küçük yaşında bu kadar bağlı kalma eşyalara. Sen hayatımda gördüğüm en korkunç insan. Niye geldin evimize? Burası bizim evimiz. Rahat bırak bizi, git buradan. Tamam. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. İnşallah gidersin buradan. Lütfen yapmayın. Ben çok yaşlıyım böyle şeyler için. Yapmayın, yüreğime inecek benim. Hatta indi bile belki şu anda. Oh. Ya neden yapıyorsun bunu? Ha? Neden bu kadar acımasızsın? Onları üzmeye ne hakkın var senin? Anlamıyor musun? Senin eşya dediğin şeyler, onların hatıraları. Ya öyle ortalığı yangın yerine çevirip basıp gidemezsin Ateş, bir şey söyle. Defol. Defol git evimizden. Burası senin evin değil. Defol. Defol git.
Keşke sen ölseydin. Keşke sen ölseydin. Burası bizim evimiz. Defol. Keşke sen ölseydin. Defol git evimizden. Defol. Senden nefret ediyorum. Olsun. İyiyim ben, bir şey yok. Canım, benimle birlikte kuşlara bakmak ister misin? Aydus, hadi yürüyün, gidiyoruz. Nereye? Hadi Berit. Nereye gidiyorsunuz? Aydos hadi. Bir dakika, nereye ya? Nereye gidiyorsunuz? Bizi götürür müsün? Ya çocuklar gidiyor, bir şey yapsanıza. Hadi ablacığım. Gitsinler. Geç abi. İyi, ben de gidiyorum o zaman. Bakmayın öyle, siz nereye, ben oraya. Niye geldik buraya? Burası çocukların anne babalarını gördükleri son yer. Kazadan önce son kez buradalardı. Sonrasında onlar hastaneye giderken biz eve döndük çocuklarla. Allah rahmet eylesin. Kuşlar ondan demek. Yani. Nasıl bir insan bu çocuklara bunu yapabilir, ben anlamıyorum. Efendim? Yok yok. Bir saniye. Efendim Meryem, müsaitliğimi kapatıyorum. Başlatma kız müsaitliğinden. Aa, zar zor kaçtım zaten otelden. Bir daha da kaçamam valla. Bak ya şimdi geldin ya, ben dönerim otele. İyi tamam, hadi konum at, geliyorum. Ha, tamam. Dur oturayım, bir yere atacağım ben sana konuyu. Ya benim çok acil bir işim çıktı da... Rica etsem çocukları sen eve bırakabilir misin? Ben hallederim. Tamam. Görüşürüz. Sen nereye? Yere gitmiyorum, buradayım, merak etme. Alo hala. Aa. Kuşum. Aa. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? İnanmıyorum. Hala? Ah. Ne olmuş? Aa. Başka ne dedi? Tamam canım, sonra konuşuruz. Peki. Ne olmuş hala? Haberler iyi. Bu iş bu kadar. Ben de Füsun Arcalıysam bu ateşi, vasiyetin hiçbir kuralını yerine getirmeyeceğine adım kadar eminim. Onun suratındaki ifadeyi görseydin ne kadar kararlı olduğunu anlardım. Sabaha kadar kararlı olsun. Bu iş bitti. Sana ne dedim? Yanında Füsun Arcalı olduğu sürece hiçbir savaşı kaybetmezsin. Halacığım, Ilgaz'a ne olmuş bu arada? Aa, ateş işte. Yine ateşliğini yapmış. Hoş geldiniz. Günaydın. Geldiler efendim. Harika. Gelsinler.
Evet. 9, 8. Onu bekleyebilir, imzanızı alabilir misiniz? 7, 6. Günaydın. 5, 4, 3. Günaydın. Günaydın. 2. Bana kafeinsiz bir kahve lütfen. Atlatınca sizi o odama bekliyorum. Ateş. Hala? Ateş. Ne oldu? Daha ne olsun? Ne olduymuş? Çabuk ol, çabuk. İşinize bakın. Ne işim senin bu yaptığın? Ha? Ne oluyor? Umut, sakin. Ateşciğim, odamda gözün olduğunu söyleseydin seve seve verirdim. Hiç kimsenin odasında gözüm yok açıkçası. Yani öyle bir niyetim yok. Ne bu peki? Şöyle, Füsun Hanım, bugüne kadar vermiş olduğunuz hizmetler için çok teşekkür ederiz ama kovuldunuz. Yani tazminatınızı muhasebeden alabilirsiniz. Şaka değil mi bu? Ben Füsun Arçalı kovuldum. Evet. Umut. Yapamaz değil mi? Sanki biraz önce yaptım. Umutçum, bir şey söylesene. Bensiz bir hiçsiniz. Bunu sen de anlayacaksın. Neden kimse odasında değil? Ateş, sen ne yaptın sanıyorsun? Ha? Halam buraya yıllarını verdi. Bu şirket demek Füsun Arcalı demek. Ya işte bak, her zamanki gibi orada yanılıyorsun. Bu şirket demek Jülide Arcalı demek. Abicim ne olacak? Halam gidince annem geri mi dönecek? Onu daha fazla silmenize izin vermeyeceğim Umut. Ben de Füsun Arcalı'yı bu şirketten göndermene izin vermeyeceğim. Ha, öyle mi? Hangi yetkiyle? Kimi karşına aldığından hiç haberin yok senin. Gayet iyi biliyorum. Şirket uğruna anneme akıl sağlığı yerinde değildir raporu çıkaracak kadar gözü dönmüş insanlar olduğunuzu biliyorum. O da ağır mı geldi? Kes sesini! Aa, daha yeni başlıyoruz Umut. Ya kovulursak? Daha evin taksiti bitmedi. Evet, merhabalar. Ben Ateş. Artık birlikte çalışacağız tabii. Benim kurallarımla çalışacağız. Ama eğer o kurallarıma uymak istemiyorsanız tabii kalmak zorunda değilsiniz, gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Burası bir moda şirketi. O yüzden bence şu saçmalıklardan bir kurtulalım hep birlikte. Yani isteyen istediğini giyebilir artık. Bu arada çalışma günlerimiz 3 güne inecek. Yani belli uygulamalarla evden de çalışabilirsiniz. Yani mesai saati kavramı komple kalkıyor. Anlamadım. Yani şimdi sabah 6'da gelmek zorunda değil miyiz? Yani eğer fotosentez yapmıyorsanız değilsiniz.
Ve şu verimsiz saatlerce toplantılarımız artık bugünden sonra yok. Öyle bir şey bitmiştir. Yani demek istediğim, sizden tek bir ricam var. O da size verilen işi zamanında verimli bir şekilde yapmanız. Nerede, nasıl yaptığınızla ilgilenmiyorum. Bir de arkadaşlar, en önemlisi burası hepimizin yeri. O yüzden lütfen o şekilde davranın. İstediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Herhangi bir odaya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ve son olarak burası eski günlerine, yani yaratıcılığa geri dönecek. Tamam, teşekkürler. Sen şirketi batırmaya mı çalışıyorsun? Doğru söyle, intikam peşindesin değil mi? Bu şirket batmak üzere. Ben canlandırıyorum. İyi günler. Hala, iyi misin? Hala, halacığım kendine gel. Bin arabaya. Artık ne yapacağımı iyi biliyorum. Savunmada değil, atakta olacağız. Yani, halacığım, aklındaki ne? 3 ay sonra mahkeme görülecek. Bu davada işi bitireceğiz. Ama tabii işi şansa bırakmayacağız. Deliller toplayacağız. Sahte delil üreteceğiz. Elimizden geleni ardına koymayacağız. Ateş Bey, buyurun. Ne yapıyorsun? Efendim, fotoğraf çekiyorum. Avukat istemişti biliyorsunuz. Göndereyim ben bunları. Ha İlter. Efendim. Yarın yeni eşyalar gelecek. O yüzden eskilerden ayırmak istediğim bir şeyler varsa depoya yollayabilirsin. Harika, teşekkür ederim. Sen nasıl bir insansın? Hı? Gerçekten çözemiyorum ya seni. Hayır, bir bakıyorum bana yardım ediyorsun. Bir bakıyorum şu atlara bile soğuksun. Bir bakıyorum şu çocukların ne kadar üzüldüğünü anlayamayacak kadar aciz ve vicdansızsın. Kimsin sen? Ya, alt tarafı yeni eşyalar gelecek. Yani bunca sorgulama bunun için mi? Alt tarafı yeni eşya, öyle mi? Hı? Ya çocuk ya onlar. Çocuk. En azından makul bir açıklama yapmak zorundasın onlara. Canım öyle istedi. Canın öyle istedi. Can sıkıcı olmaya başladım. Öyle mi? O zaman sıkılsın canım. Sıkılsın çünkü hayat öyle, benim canım öyle istedi. Yok efendim ben böyleyim gibi bencilliklerle yaşanabilecek bir yer değil. Ama belli ki senin bu hayatta hiç canın yanmamış. O yüzden canı yanan hiç kimseyi anlamıyorsun. Başka? Nasıl başka? Bu kadar mı? Doğru ya, doğru. Herkesin bu hayatta acımasız olmayı öğrendiği bir yer var. Ama merak ediyorum, sen nereden öğrendin bu kadar acımasız olmayı? Hı? Haddini aşmaya başladın.
burada neden olduğunu unutma. Doğru. Bana acıdığın için buradayım. Gerçi bu kadar vicdansızlıkla nasıl oluyorsa. Ama biliyor musun? Senin gibi bir insanın karşısında şu anda aciz bir şekilde durduğum için kendimden utanıyorum. Ama bir dakika daha durmayacağım. Ne yapıyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha? Ne istiyorsun benden? Kalmanı istiyorum. Öyle mi? Niye? Daha fazla ezebilmek için mi? Hı? Avukatı duydun. Yani çocukların bir bakıcıya ihtiyacı var. O yüzden sen gidersen yeni bir bakıcı bulmam birkaç günümü alır. Bu nasıl bir bencillik seviyesi ya? Ya sen kendinden başka kimseyi düşünmez misin? Hı? Seni düşünüyorum. Yani dışarıda senin ne beklediğini bilmiyorsun. Sağ ol ama ben kendi başımın çaresine bakarım. Leyla, yani kalman için ne demem lazım? Ha, söyle. Söyle diyeyim o zaman. Çocuklar için kal diyebilirsin. Çünkü yarın onların hayatını mahvedeceksin ya. Kal. Sadece çocuklar için kalıyorum. Çünkü yarın onlar için zor bir gün olacak. Sonra da kendine git, başka bir dadı bul.